Selamlar babuşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Anatür Wilkin the Mill'ın yeni bölümüyle sizlerin karşısındayım. Süpermarket yapma simülasyonunda 3. bölümdeyiz ve bu bölümde alışveriş merkezimizi elimizden geldiğince geliştirmeye çalışıyoruz ki birazdan yeni bir araştırma tamamlanacak ve bu tamamlanan araştırmayla beraber biz artık giyim sektörüyle alakalı bir şeyler satabileceğiz. Sonrasında belki bar araştırmasını yapar, alkol lisansımızda olduğuna göre belki alkol satışına başlayabiliriz. Yahut beyaz eşya ve elektronik eşya satışlarına da odaklanabiliriz. Bunların hepsini yapmamız mümkün efendim. Yeter ki işleyen bir markete sahip olalım. Bu arada sizce dördüncü kasayı açmalı mıyız? Dört kasamız var daha doğrusu. Beşinci ve altıncı kasayı açmalı mıyız? Giyim tedarikçisini araştırdık bu arada. Elektronik eşya tedarikçisinin araştırmasını üstlenelim. Ve madem ki giyim tedarikçisini araştırdık, hemen nesnelerden şuraya giysi raflarını ekleyelim. Ve giyim kuşamla alakalı satışlar yapmaya başlayalım. Şimdi şöyle sıralansın istiyorum diyecektim ama sıralanmadı. Niye? Ha, tamam, sıralandı. Burayı böyle yapalım. Burayı böyle yapalım. Bir tane de ortadan getirelim. Getiremedik. Sanırım bayağı kıyafet koyacağım ya. Abi şu yeni kıyafet reyonuna bakar mısın? Eyvah eyvah eyvah. Şoförlerin iş yavaşlatma grevi var. Bir saat içinde başlayacak. Neyse, benim depomda yeterince malzeme var ya. Yani biz bu grev bitene kadar günü rahatlıkla atlatabiliriz diye düşünüyorum. Kim bilir? Şimdi o zaman şu giysi rafı için tişört, pantolon, elbise şöyle yan yana koyalım şeyleri. Babuşlar, bu arada seri hoşunuza gidiyorsa ve izlemekten keyif alıyorsanız beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve hala kanala abone değilseniz sağ alt köşedeki logodan abone olarak ailemizin bir parçası olabilirsiniz. 200 bin abone olmuşuz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Umarım videolarda eğleniyor, keyifli, güzel zaman geçiriyorsunuzdur. Efendim, ben şimdi buralara tişörtleri, pantolonları ve elbiseleri yerleştirdim. Bu kalan 5 yere de gömlekler, ceketler ve montlar olarak ayarlayacağım. Şöyle hepsine gömlek verelim şu 5'inin. Şu 5'ine de ceket verelim. Gıdaya bu kadar önem vermedik yanlış hatırlamıyorsam ya. Yani gıda konusunda bu kadar hazırlıkta bulunmadık. Acaba böyle bir kıyafet alışını bufflayabilecek bir etkinlik gelir mi? Pek zannetmiyorum ama. Noel dönemi var önümüzde işte. Eğer elektronin kilidini açabilirsek aksiyon oyuncakları falan filan satabiliriz diye tahmin ediyorum. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam. Yani yanlış hatırlamıyorsam değil, birazdan. Evet. Otobüslerin... otobüs şoförlerinin grevi lan bu. Oğlum yani otobüs durağımız yok ki bizim. Millet hususi aracıyla geliyor. Ya ben de şey zannettim. Arkadaş ya, bir etkinlik var. İkmal gelmiyor o etkinlikte. Ben ikmal gelmeyen etkinlik zannettim. Neyse. Depoyu %90'la tutsalar yeter ya. Tam siz depoyu %90'la tutun. Ulan dedim, ben de depoya yeterince malzeme geldi mi, şey yaptı mı? Şuraları sadece personelin park edebileceği alan olarak ayarlayalım. Hatta şöyle bir yol çekelim. Bu yolları birbirine bağlayalım. Çünkü personellerin de karşılıklı park etmesini sağlayacağım. Yani hedefim o yönde. Hedefim o doğrultuda. Marketimiz tıkır tıkır işliyor çok güzel bir şekilde. Şuralara bir iki çöp kutusu atalım. Şu an kasa açmaya gerek var mı bilmiyorum. Yani park yeri kullanımından gelen müşteri potansiyelini de anlayabiliriz. Zaten müşteriler %50 oranında memnun. Sadece 200 kişiden 6 kişi yarın tekrar gelmeyeceğim diyor. Ya, o kadar önemli değil ya. Yani 80 müşteri falan alıyoruz. Bir kasa daha açmaya gerek var mı? Dur bakalım, günlük kaç müşteri alıyorum ya? Duruma göre kasa açabilirim. Yani çöp kutusu yerleştirmeyi hedeflemiştim bir yerlere ama kasa açmak şu an bana çok daha mantıklı geliyor.
Ve acaba ne arıyordu da ne bulmayı umut etti? Şimdi burada ne var? Meyve suyu var. Tamam, şu meyve suyu rafını bir kaldıralım. Çünkü buralarda komple şey var, değil mi? Ne var burada ya? Dilimlenmiş ekmek falan filan mı var? Ha, şekerler var. Dur, tamam, dur. Hayır, oraya değil. Ne yaptın şimdi? Şuraya geri koy. Abi şeker değil, bak şurada ne var? Kahve ve çay var, tamam. Şuraya gel. Buradaki gıda rafında artık şekerler olmayacak. Kahve ve çay olacak. Nerede kahve ve çay? Tamam, şurada. Burada da meyve suyu olacak işte. Meyve suyu. Yo, meyve suyu mu? Hayır, bebek bezi. Abi şuraya o zaman bir bebek bezi de şey yapalım. Yazılanları göremiyorum. Yanlış rafa mı bakıyoruz acaba? Erkek ayakkabıları, kadın ayakkabıları, erkek iç giyim, kadın iç giyim. Bak, iç giyime pek bulaşmamışız. Şuradakileri kaldıracağım çünkü. Abi bebek bezlerini nereden şey yapacağız ya? Bebek bezlerinden %200 kar marjımız varmış bu arada. Yok, bebek bezlerinden değil, bütün ürünlerden. Agam, ben buraları kaldırıyorum. Yeni iki kasiyer alacağım çünkü benim günlük müşteri potansiyelim bariz bir şekilde artmışa benziyor. Yani bir 400-500'e yakın müşteri alıyoruz, öyle değil mi? Para kazanmaya başladık çünkü. Kaçırılan satış fırsatları. Restoran olmadığı için müşteriler başka yerlere gitmeyi tercih ediyorlarmış. Lan ne yapayım? Kaçırılan satış fırsatları. Kasa kuyruklarından dolayı müşteriler bir şey almadan gidiyor. Tamam. Tamam. Onun çözümü de bende. Onun çözümü de bende. Sanki çok kolay bir işmiş gibi oyun bana akıl verip duruyor. Şimdi kasiyer işi alacağız. İki kasa olduğuna göre ikişer tane kasiyer işi alacağız. Ablacım gel bakalım. Sen sabah geleceksin. Gece 12'de gideceksin. Ablacım sen de gel bakalım. Gece 12'de gelip sabah 12'de gideceksin. Sen gel. Sen de öğlen 12'den akşam 12'ye çalışacaksın. Bir kasiyer daha lazım bana. Sen gel. Sen de öğlen 12'den. Bu ablayı kasanın başına koyarsak yalnız millet kaçar. Millet kaçar. Depocu sayısını da arttıralım. Birader sen sabah geliyorsun, öğlen 12'ye kadar yardımcı oluyorsun. Ablacım sen öğlen geliyorsun, gece 12'ye kadar yardımcı oluyorsun. Tamam, eleman sayısını arttırdık. Bakalım bu elemanlar burayı idare etmekte yeterli gelecekler mi? Ve bugün ne kadar müşteri almışız bakalım. 530 müşteri almışız. Bence gayet hoş. Bence gayet iyi. Ve o zaman inşaat çalışmalarını da sürdürelim. Öncelikle şu yolları şöyle personelin park yeri olarak ayarlamaya devam edelim. Sonrasında otobüs durağına falan gerek yok. Şurayı şöyle bir... Aa, para yok o kadar. Para yoktur. O kadar para yok yani. Para olsa da şey yapsak. Tamam, kasa abi, kasa açtık, 6 tane kasa açtık, daha ne yapalım? Daha ne yapalım abi, daha ne kadar kasa açacağız yani? Müşteriler memnun herhalde. Herhalde satışlarınızı yapın bakalım. Güzel abi, sabahın 10'undan kâra geçmeye başlıyoruz biz. Yani yaptığımız masrafları karşılıyor, dün baksana. Dün 10 binlik brüt kazanç elde etmişiz. Ama dün çok fazla, 5.000'lik maaş ne abi? 5.000 dolar maaş ne? Bayağı maaş ödemişiz ya. Bayağı para ödemişiz yani. Stoğa baksana kanka. Ben bu stokla beslerim elemanları ya. 50.000 tane ürün satmışız. Noel sezonu geliyor. Muhteşem bir film yakında diyor. Muhteşem bir film geliyor vizyona demek ki.
Abi oyuncaklar, aksiyon figürleri, board games'ler, video oyunları, onları kullanamıyorum çünkü daha elektronin kilidini açmadım galiba. Bir saniye, bir şey merak ediyorum. Şu masalara mı konulabiliyor onlar? Yok. Basın ve yayın, okul malzemeleri, araç gereçler falan filan. Bebek bezleri. Abi şuraya bebek bezlerini koyar mısın? Mağazaya giren adam bebek bezi bulamayacak ya. Erkek ayakkabılarını koy. Şuraya da kadın ayakkabılarını koy. Birazcık iğrenç bir dağılımımız var, kusura bakmayın. Ve kar geldi. 24 saat sürüyor, kara bak be. Araba sesleri dışında iğrenç olan hiçbir şey yok yani. Araba sesleri rahatsız ediyor bir tek. Araştırma tamamlandı. Nihayet be kardeşim ya. Medya tedarikçisi. Araştır da WinCD falan bir şeyler satarız. Şimdi şöyle yapacağız. Şurayı şöyle bir genişletin bakalım. 67.000. Hadi hayırlısı. İnşallah içerideki ürünleri dolduracak kadar şey yapabilirim ya. Ama vardiyaya iyi adam ekledik yani. Adamlar güzel çalışıyorlar. Sıkıntı yok. Para harcanır. Zaten para harcayacaksın ki daha fazlasını kazanabilesin. Ha bu arada o yalan. O yalan yani. Ya müşteriler şey yapmışmış. Sırada beklemişmiş. Idıymış bıdıymış. Yok kardeşim öyle bir şey. 6 tane kasa açtık. Temizlikçi işe alıyoruz arkadaşlar bu arada. Ofisten alınıyordu değil mi temizlikçi? Ofis çalışanı hayır. Bakım merkezinden alınıyordu. Temizlik görevlisi. İkişer tane temizlik görevlisi alacağız. Sen sabah geleceksin. Öğlen 12'de gideceksin. Bir temizlikçi daha ver bakayım bana. Sen gel. Sabah geleceksin. Öğlen 12'de gideceksin. Bir temizlik görevlisi daha ver bana. Gerçi temizlik görevlisinin dediğim gibi sosyal olmasına gerek var mı yok mu bilmiyorum. Öğlen 12'de gelip gece 12'de gideceksin. Dostum sen de öğlen 12'de gelip gece 12'de gideceksin. Hadi bakalım kolay gelsin. Mağazamız tertemiz olsun öyle değil mi? Temiz kullanalım mağazamızı. Abi restoran isteyenler falan vardı. Acaba minik bir restoran mı yapsak bir yere? Gerçi benim restoranın kilidini açmadım henüz. Şimdi bir şey diyeceğim. Ben elektronik eşyaları mı açtım? Elektronik eşyaları açtım değil mi? Şuraya dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, oyun konsolları falan satacağız bak burada. Abov. Tamam. Şurası kıyafetlerdi zaten. Buradan başlarız satmaya. Zaten bunlar kar marjı yüksek ürünler. Dizüstü bilgisayarlar. 3 tane dizüstü bilgisayar sattım. Yani yeri yaptım. Arkasına hemen 3 tane oyun konsolu mekanı. 3 tane akıllı televizyon yeri falan filan. Bir araya boşluk bırakalım. Şuraya şöyle 3'er tane daha koyalım. Tamam. 3'er tane idare eder burayı. Şimdi bir de kıyafet reyonuna ek olarak buralara da birer birim boşluk bırakalım şu araya. Burayı şöyle 2-2-2-2 bir doldur bakayım. Bunlara da erkek iç çamaşırı, kadın iç çamaşırı. Sonrasında şuraya artık acil gereken ne varsa onları atarız. Daha satışını yapacağımız çok şey olacaktır. Onların satışını yaparız. Yahut bir artık işte burger murger bir şey satmaya başlarız. Belki minik bir tuvalet lavabo falan da yapabiliriz. Yani bilmiyorum. Artık duruma göre, ihtiyaca göre ayarlarız her şeyi. Şimdi bir saniye. Önce siz şura. Aa burası mağazaya dahil değil. Benim burayı mağazaya dahil etmem lazım. Buraya mağazayı dahil etmezsem çalıştıramayacağım. Bizim evde de temizlik var bu arada. Ve benim boğazım ağrıyor. Beni duyabiliyor musunuz bilmiyorum şu an. Galiba makinenin sesi bana çok fazla geliyor. Ops. Sizde ne kadar geliyor bilmiyorum ama. Şimdi şurası. Bak alt raf. Komple dizüstü bilgisayar. PlayStation 4'lerin yanında arkadaşlar don satacağım. Utanmayacağım da bunu yaparken. Şurayı komple iç çamaşırıyla dolduracağım.
Akıllı telefonları da şöyle bir arkaya koyalım. Akıllı telefonların yanına tabletleri koyarız. Yalnız bunlar geldiğine göre benim artık bir hırsızlığa karşı önlem almam gerekmez mi ya? Çünkü yani adam aldı akıllı telefonu, indiregendi. Ne yapacağız? Kameralar. Bak, televizyon ünitesi koyacak yer ayarlamamışım bir keko olarak. Hallederiz. Kilotların kenarına televizyon ünitesi yığarız artık. Erkek iç giyim. Şuradan da kadın iç giyim. Tamam. Şimdi şuraya o zaman masaları bir koyalım. Çünkü buralardan da televizyon ünitesi satacağım. Depocular da güzel çalışıyor. Herkes yerlerini alsın. Televizyon ünitesi ben nerede satıyormuşum be? Yani kamera yerine son yere televizyon ünitesi ekledim galiba. Tamam, televizyon ünitesi, televizyon ünitesi, televizyon ünitesi. Güzel. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kilotların yanında televizyon satacağım birazdan. Ya ben de söz senet. Bizde yalan yok. Bizde yalan olmaz. Mağaza ortalama müşteri çekme sayısını da azalttım aya. Noel geliyor. Ben video oyunları falan satabiliyor muyum? Satamıyorum çünkü daha medya tedarikçisi araştırmasını yapmadım. Abi iki tane daha şey alalım mı? Şu ofisi birazcık canlandıralım mı? Sanki bizim çocuklar şey yapamıyor çünkü. Sipariş tezgahını falan kullanmaya gerek yok. Bir saniye. Ofis masası nerede? Ofis masası. Burayla alakalı bir sıkıntı var sanki. Mağaza, fast food, lavabo, bowling, sinema, dekorasyon, makineler, ofis. Ha. Ofis masası. Yani o kadar dip dibe koyma. Ver şuraya. Bu ofis içinde adam alacağım şimdi. Kaç? 4 tane daha ofis elemanı alınacak. Gel bakayım. Ver bir tane daha sabah vargası için. Tamam. Ulan alt üstü bilgisayar kullanacak yani. Çok süper birini almamıza gerek yok ya. Bilgisayar kullanmayı bilmeyen mi var? Gel abi. Oh. Ah. Sabahtan akşama kadar tuşlara basacağınız. Keyfiniz yerinde olur sizin zaten. İyi, araba trafiği güzel yani. Park yeri kullanımında öne geçmemiz demek. Ah, kasa açmam gerekiyor benim. Hayda. Sıra çok mu? Aa, bugün Noel var çünkü. Noel'den dolayı. Medya tedarikçisi. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kasa. Bizim kasa açmamız lazım bir yerlere. Ama nereye kasa vereceğiz? Yani asıl soru işareti bu. 6 tane kasa nasıl işletemiyor burayı? Gerçekten hayret verici. Medya araştırmasını falan bitirdiysen birazcık artık güvenliğe yönelelim. Çünkü evet, güvenlik önemli. Biraz güvenliğe yönelelim. Güvenlik önemli. Abi bu adamların üstündeki yükü almak için sırf şey yapacağım. Kaç? 10. Şuradan şöyle bir 10 birim genişlemek bize ne kadar mal olur? Şu alttan al. Bir 4 kasa açacak şekilde. Dur dur. Hayır. Ama ebeni. Neyse. 8'e 10. 10 geçiyor mu? 8'e 11 yapalım. 8'e 12 yapalım. Şurayı bir aç bakayım. Aç orayı, aç 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 aç. Birazcık çarpık kentleşme oldu ama. Dün biz kâr elde ettik mi? Oo, 21 bin dolar hem de, ne diyorsun? Oğlum 21 bin dolar da nereden baksan iyi kârmış ya. Mağaza için. Kasalardan ver bakayım bana. 1, 2, 3. Abi 3 kasada bura alır be.
Yani 3 kasada bura alır yani. Şöyle bir burayı da mağazanın yeri olarak tahsis edelim. Abi mağazaya bakar mısın? Çarpık mağazalaşma var bizde. Şimdi yönetten mağazaya tekrardan kasiyer alınacak. Kaç tane? 6 tane kasiyer alınacak. Sabah gel, öğlen git. Sabah gel, öğlen git. Yine aynı şekilde sosyal de bir insanmış. Sabah gel, öğlen git. Sabrı güzel. Öğlen gel, gece git. Her şeyi çok iyi. Mükemmel biri. Öğlen gel, gece git. Mükemmele yakın ama biraz korkutucu. Sanki kafayı yemiş gibi. Bir miktar. Bir miktar sıkıntılı gibi sanki. Hanım yemek diye bir şey yok. Onu çıkar aklından. Onu çıkar aklından, daha yemekhane için bir şeyler almadım ben. Şimdi biz medyayı araştırdık. Medyayı araştırdığımız için artık CD'dir, dergidir, ıdı bıdıdır. Onları satabiliyoruz. Çeşitli giyim, toy and games, araç gereçler bilmem ne. Biz şeyi araştırdık ama. CD falan satabilmek için medya tedarikçisini araştırdık. Bunlar nerede satılıyor, video oyunları falan? Yemek sandığında mı satılıyor? Yok. Yemek yerinde satılmaması lazım. Masalarda mı satılıyor? Dur. Masalarda da satılmıyor. Ulan normal raflarda satılmıyor mu bu? Abi normal raflarda satılıyor olması lazım. Ha bak, medya ve oyun, evet, normal raflar. Şimdi o zaman buraya birazcık normal raflardan ver ki yeni bir film vizyona giriyormuş. O yeni filmin vizyona girmesiyle beraber güzel satış rakamları elde ederiz. Şöyle bir şuraları komple bu satış yapacak şeylerle döşeyelim. Medya ile alakalı aletlerle. Bir yandan da güvenliği falan araştıralım. Herifler böyle omuzlayıp omuzlayıp gitmesin, artık pahalı işler yapıyoruz. 7 gün sonra da baharın başlangıcı gelecek. 19 gün. 19 günden biz bu arada bayağı iyi genişledik ya. Ne kadar yani çarpık kentleşme de olsa, şey de olsa, iyi genişledik. Özellikle baksana abi. Donun yanında teknoloji ürünleri falan. Bence gayet güzel yani, akıllı telefonlar falan. Şimdi bir saniye. Önce bir şuranın yerleşimini yapalım. Kardeş burada medya ve oyuncaklar, kitaplar, video oyunları, müzik CD'leri. Abi DVD ve Blu-ray'ler. Diz abi, diz 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 DVD ve Blu-ray diz. Yapıştır diz. Diz böyle filmleri, DVD'leri, Blu-ray'leri diz. Koy 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 koy. Arkaya bir sıra video oyunları koy. Bir sıra video oyunu. Şöyle. Yapıştır. Dur. Yapıştırtamıyorum. Bilgisayar oyunlarını falan da döşe. Döşe abi, döşe 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 döşe. Bilgisayar oyunları falan da her türlü satılacak. Bilgisayar oyunları da her türlü satılacak. Tamam. Tamam. Şimdi bir de müzik CD'lerini yerleştireceğiz. Şuradan müzik CD'lerini de yerleştir. Şöyle 4. Müzik CD'si hiç çok satılıyor mu bilmiyorum ya. Ben dinlemek istediğimi YouTube'dan açıp dinliyorum ama. Evet, bir şey fark etmişsinizdir. Kitap koymadım. Ama sorun bakayım, niye kitap koymadım? Kitap okuyan mı kaldı ya? Şaka yapıyorum. Tamamıyla şaka yapıyorum. Triggerlanmanıza hiç gerek yok. Şimdi şurayı bir miktar büyütelim. Arkasına büyütüp kitapları arkasına yerleştireceğim, çünkü sebebi o. Şurayı böyle bir tık çünkü arkasına bir sıra yaratacağım. Hem belki o sıra beyaz eşyaları falan araştırırız. Beyaz eşyalarla alakalı gereçleri falan yaparız oralarda. Ve yeni bir film çıkacağından dolayı DVD ve Blu-ray'ler çok satacak. O yüzden birazcık şey yaptım.
Şimdi güvenliği araştırdık. Güvenliği araştırmamızla beraber bu bize ne sağladı? Ofis, dekorasyon, makineler, sinema, bilet, bar, kahve, kaliteli yemek restoranı, fast food falan filan. Bu bize ne sağladı? Mağaza değil, tümüne gel. Bu bize bence üçün birini sağladı. Atari makinesi mi? Abi buldum, tamam bak. İşte isteyen müşteriler para çekebilecekler buradan. Kilotların üstünden. Abi, kilotların üstünden. İsteyen para çekecek, isteyen de Atari makinesinde jeton yiyecek. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu tasarımı daha da hayatında zor görürsün. Vallahi Atari makinesinde geldi herif. Abi Atari makineleri para kazandırıyor. Güzel 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 ATM'leri de kullanın. Mağazanın içerisine katarsam da kullanmaya devam edecekler mi? Mağaza iyi iş yaptık ha. Devam devam baba devam, siz kullanın, ben daha oraya Atari makinesi getireceğim, dur. Getiremiyorum, param bitmiş beyler. Bir yardım edin lan. El atın, param bitmiş. Bu ne? Bu nasıl bir para? 10 bin satış yapın, 200 müşteriye sahip olun. Günlük karınız 20 bin dolar olsun. Az önce olacaktı. Tamam bekle. Önce otomatlar mı? Bir saniye. Ne? Yiyecek içecek otomatı. Alalım, karnı acıkan gelsin buradan alsın, Allah Allah. Tamam güzel. Evet, hala kitaplar için yer yapamadık. Neyse, paramız gelince yaparız artık o yerleri. 9 tane kasa çalıştırıyorum, hala mı sıra var? Abi mağazaya kaçak kat çıktım. Şey olmasın diye. Sıra olmasın diye. Daha ne yapayım? Hırsızlığa karşı tarama sisteminin kilidini açar. Güvenlik görevlileri için kendinden dengeli scooterların kilidini açar. Oğlum biz güvenlik görevlisi almadık ki hiç. Nereden alacağız güvenlik görevlisini? Güvenlik alanı mı tahsis etmem gerekiyor bir yere? Lavabo, ofis, bar, güvenlik merkezi. Abi o zaman koruma tutma time. Ama korumayı babayı tutarsın time. Çünkü para yok. Beyler otomatlarımızı kullanalım. Kriz mi geçiriyor, seviniyor mu? O beyinleri eriyor sanki. Beyler otomatlar. Arkadaşlar bu otomatlar bana girmeyecek. Heh, kullanın bunları. Bence bu otomatların yerleri değişmeli. Şöyle hemen lavuk kasada sıra beklerken, anladın? Adam kasada sıra beklerken boğazı kurur falan. Oradan halledilir. Baba. Baba şöyle adam içeri yeni girmiştir falan. Anladın, öyle bir bekler. Giriş çıkışlarda. Efendime söyleyeyim, mağazaya girmeden önce. Ya da vazgeçtim, pardon. Yani VCD bakarken herkes susar, değil mi? Tuvalet koymadık. Otomat koyduk her yere. Görevlerden birini tamamlayabilsem, ecük para gelse daha geliştireceğim ben buraları da, görevleri tamamlayamadım. Daha güvenlik merkezini falan açamadık ya. Bence bu arada bir şey söyleyeyim mi? Hırsızlık yapıyorlar ya. Ya garanti araklıyorlar yani. Garanti arak var, anladın? Müşteriler hiçbir şey almadan ayrılıyorlar. Çünkü kasa kuyrukları dolu. Anam öyle bir şey yok. Ne demek kasa kuyrukları dolu ya? %100 müşteri memnuniyeti her türlü bizde baba. Bu arada bizim personel için park yerine ihtiyacımız olur. Şuralara personel için park yeri yapalım diyeceğim de. Onu yapalım diyene kadar parayı bitiririz ya. Salla. Yani şimdi personeller idare ediyordur şimdilik. Abi araba trafiğimizin 120'ye çıktığı zaman olmuş. Aa!
Muhteşem bir kitap yayında. Ya sen o rafları kitaplara koymazsan. Dur bekle. Bekle, raf alacak parayı buldum. Rafları alayım. Kitap satışına da başlayacağım. Bekle. Yanlış anladınız. Yanlış anlaşıldım. Otomatlar nerede? Şuralara şöyle otomatları çakalım. Oh. Şuraya sonra tekrardan atarileri dizeceğim. Oğlum adama içeriden... Hayır, board game değil. Hayır. Kitaplar. Evet, şunu sırasını ayarlamak ne zor ya. Çabuk üste kayıyor. Evet, yeni bir kitap çıkıyormuş. Demek ki bu bizim kitap satışları artacak demek. Yanlarına otomatları falan da koydum ki umarım kullanırlar. Böyle yani dört bir yana otomat yerleştirdim. Dört bir yana. Atarileri falan da yerleştirdim. Artık bir yere güvenlik merkezi inşa etme zamanı. Şuraya bir yere güvenlik merkezi inşa edeceğim ya. Ya da deponun kenarına belki. Güvenlik 2'nin araştırması tamamlandı. Lojistik 2 yerine 4 tane paletin teslimatını sağlar. Bir saniye, yani şunlar bir yerine 4 mü alacak, 2 mi alacak? Belki de apayrı bir şeydir, ben yanlış anlıyorumdur. Mal yükleme alanının kapasitesini arttırsak mı? Yani şimdi şöyle bir şey yapalım. Yolları kapat. Kapı oraları. Onun yerine burayı yükleme alanı haline getir. Bu 5 yerden sadece yükleme yapılsın. Personel parklarını hallederiz zaten her türlü. Abi ne? Kalk 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 kalk. Kaliteli yemek, şarap, takı, şekerler, bar, tebrik kartları, çiçekler. Sevgililer günü yaklaşıyormuş. Yaklaşın bakalım. Abi vallahi tertemiz mağazaya giriyorlar. Bence de memnun olmalılar zaten. Bence de memnun olmalılar. Yani günlük müşteri ne kadar geliyor bilmiyorum da iyi kar marjımız var. Yalnız milletin maaşlarına sana ne kadar para ödüyoruz öyle ya? Tamam. Materyaller de güzel kullanılıyor. Abi bir şey soracağım. Bir şey merak ediyorum. Tuvalet kabini ve lavabo için ayrı bir alan kurmak zorunda mıyım? Evet, ayrı bir alan kurmak zorundasın. Lojistiğin kilidi açıldı. Yolları birbirine bağlarsak bu arada müşteri sayımızı potansiyel olarak arttırabiliriz. Elektronik sigara ve likitler. Şu meseleler. Varım. Varım varım. Araştırın araştırın, hallederiz hallederiz. Birader bir de bir şey diyeceğim be. Yani şu ağaç o kadar çok sinirimi bozuyor ki. Şurayı da al. Ama tam 23 bin gidecek, yazık günah ya. Abi şundan şundan kurtulun şundan. Çok gözüme batıyor. Güzel. Çalışanlara park alanı da yetiyor. Yükleme işlemleri falan da yapılıyor. Böyle millet rahat. Herkesin keyifler yerinde. Kar marjları güzel. Bak dün net 8.000 kasaya girmiş. 18.000 kazanmış. 8.000 kasaya girmiş. Güzel. Tütün ruhsatı aldık. Peki tütün ruhsatını nerede satacağız? Yiyecek lafı falan mı gerekiyor tütün için? Evet, çeşitliden yiyecek rafında tütün satıyormuşuz. O zaman yeni yer yapmaya falan hiç gerek yok. Şuradan abi bak, gıda raflarını dizeriz şuraya. Buralarda tütünleri satarız. Şimdi bir de elektronik sigara tedariğini alalım. Gazete, dergi, çizgi roman. Elektronik sigara versen bana. Ne vereyim abime? Elektronik sigara.
Şimdi... Yiyecek rafından alınmıyordu o değil mi? Daha dikkatli olmam gerekiyor. Oyun çalışırken bir şeyler yapmaya çalışmak gerçekten sıkıntı ya. Çeşitli. Getir baba tütünleri. Getir. Getir baba tütünleri. O tütünler bizim işimize yarar. Elektronik sigara falan filan derken biz yolumuzu buluruz baba. Bak saat daha 11-12. Yani 3000 dolar falan kar yapmışız. Gayet güzel ilerliyor seri yani. Gayet tatlı ilerliyor. Mağaza işliyor baba. Mağaza tıkır tıkır işliyor. Bak. Teknoloji reyonunun içerisinde donlar falan böyle. Efsane değil mi ya? Bence efsane. Donlu teknoloji reyonu. Babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde maceramıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.